Buna göre Osmanlı Devleti Balkanlardaki etkinliğini korumaktadır. Avrupa'da siyasi birlik yoktur. Osmanlı Devleti'ni Venedik, Lehistan veya Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile sınırı vardır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sorumuz arkadaşlar buna göre derken haritaya göre değerlendirin diyor. Bu bağlamda baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda etkinliğini korumaktadır. Bakın Osmanlı Devleti yazmış. Balkanlar neresi şuralar. Balkan demek etkinliğini devam ettiriyor Osmanlı Devleti. Evet. Avrupa'da siyasi birlik yoktur. Bakın Avrupa bir coğrafya. Bu coğrafyada birden çok devlet var. E bir coğrafyada birden çok devlet varsa orada siyasi birlik yoktur. Doğru. Osmanlı Devleti'nin Venedik, Lehistan ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile sınır komşusu vardır. Bakın Avusturya, Macaristan ile sınır komşuluğu var. Lehistan ile sınır komşuluğu var. E, dolayısıyla Venedik nerede? Bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Venedik ile de sınır komşuluğu var. Venedik'te şu kırmızı yer arkadaşlar görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda 1, 2, 3 E seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır. Günümüzde de uygulanan devletler arası ilişkilerin temelini oluşturmuştur. Egemenlik başka bir devletin iç işlerine karışmama ve elçilik gibi kavramlar Vesfelya düzeninin birer getirisi olmuştur. Buna göre Westfel Anlaşması'nın diplomasi, uluslararası ilişkiler, inanç özgürlüğü alanlarından hangilerinde öncü rol oynadığı söylenebilir. Diplomasi var mı? Var. Neden? Bakın günümüzdeki e, uygulanan devletler arası ilişkilerin temelini oluşturdu diyor. Günümüzde de kullanıyor demek ki. O zaman diplomasi de öncü rol oynadığı söylenebilir. Ee, devam ediyoruz. Uluslararası ilişkiler, e, diplomasi zaten uluslararası ilişkiler değil mi? Bakın, devletler arası ilişkiler nedir? Uluslararası ilişkilerdir. Uluslar arası ilişkilerdir. Buna ulaşabilir. İnanç özgürlüğü ile ilgili herhangi bir şey var mı? Yok arkadaşlar. O yüzden onu alamıyoruz. Ee, egemenlik, başka devlet içlerine karışmama ve elçilik gibi kavramlar yine diplomasiyi ilgilendirir arkadaşlar. O zaman 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Daha önceki uluslararası toplantılar dini nitelikteyken Vesfelya'da ya da papalık temsilcisi dinlenmediği gibi papaya da imza attırılmamıştır. Buna göre Westfalia Antlaşması'nda laiklik, demokrasi, sosyal devlet anlayışlarının hangilerine uygun adımlar atıldığı söylenebilir. Evet arkadaşlar, Westfalia Antlaşması 30 yıl savaşları sonucunda imzalanmış, 1648 yılında imzalanmış bir anlaşma. Bu anlaşmaya papalık arkadaşlar temsilcisi dinlenmiyor ve ona imza attırılmıyor. E, dolayısıyla Papa artık siyasi işlerden ne yapıyor arkadaşlar? Arındırılmaya çalışılıyor din ve devlet işleri birbirinden arındırılmış ise biz buna ne diyoruz? Laik yönetim anlayışı yolunda adımlar atıldığı söylenebilir. Demokrasi olması için halkın yönetime girmesi lazım. Böyle bir şey söz konusu değil yukarıda. Sosyal devlet de daha çok devletlerin iç işleriyle ilgili devletlerin halkına yönelik adımlarıyla alakalı. Yine yukarıdaki uluslararası bir durumda bundan bahsedemeyiz sosyal devletten. Doğru cevabımız A seçeneği olduğu görülecektir. Yalnız bir. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda İran, Lehistan, Venedik ve Avusturya ile ilişkilerinde egemenlik alanını genişletme, azınlık isyanlarını engelleme, yeni ticaret yollarını ele geçirme amaçlarının hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bu bağlamda baktığımızda egemenlik alanını genişletme arkadaşlar verilen İran, Lehistan, Venedik, Avusturya gibi devletlerde ne olacaktır? İlişkilerinde sınırlarını genişletme etkili olacaktır. Çünkü Osmanlı Devleti verilen şu zaman dilimde yani 17. yüzyılda İran'da, Lehistan'da, Venedik'le, Avusturya ile savaş problemleri olduğundan dolayı egemenlik alanını genişletme olayı yaşadığından dolayı bu devletlerle ilgili o yüzden ilişkilerini daha çok savaş ve diplomasi esası bakmakta fayda var. Azınlık isyanlarını engelleme henüz bu yüzyılda azınlık isyanları yok. Azınlık isyanları 1789 Fransız ihtilalinden sonra. Oysa bize soru 17. yüzyılla alakalı. Yeni ticaret yollarını ele geçirme, Osmanlı Devleti'nin yukarıdakilerle yeni ticaret yollarını ele geçirme ile ilgili bir ilişkisi olamaz. Çünkü arkadaşlar neden? Örneğin Leistan Polonya'nın olduğu yer bugünkü. Osmanlı Devleti'nin buradaki ticareti ele geçirmeyle ne alakası olabilir? Avusturya Avrupa'da buradaki ticareti ele geçirmeyle bir alakası olamaz. O yüzden bunu da alamıyoruz. Ki Osmanlı Devleti'nin böyle bir hedefi de yoktur. Yeni ticaret yollarını ele geçirme gibi. Bunu alamıyoruz. Sadece yalnız bir bu devletlere ilişkisi daha çok savaş ve diplomasi alanında olmuştur diyoruz. Ordunun disiplininin azalması, merkezi yönetimin bozulması, devletin doğal sınırlara ulaşması, teknik bakımdan Avrupa'dan geri kalınması. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerin ortak sonucunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Avrupa Devletleri üzerinde yaptırım gücünün azalması eğitim sisteminin bozulması, tecrübesi devlet adamlarının önemli görevlere getirilmesi, ticaret yollarının yön değiştirmesi, azınlık isyanlarının artması. Sorumuz hangi zaman dilimiyle alakalı? Burada püf noktamız 17. yüzyılla ilgili. Arkadaşlar ordu bozulmuş, merkezi yönetim bozulmuş, devlet doğar sınırlarına ulaşmış, Teknik bakımdan Avrupa'dan geri kalınmış. Bunların sonucu nedir? Yani Osmanlı için bunların hepsi olumsuz değil mi? Osmanlı için olumsuz gelişmeler. E bu bağlamda A seçimindeki Avrupa devletinin üzerinde yaptırım gücü azalacaktır. E neden? Osmanlı için yukarıdaki olumsuz gelişmeleri görüyorsunuz. Böyle bir durumla karşılaşan devlet diğer devletler üzerinde yaptırım gücünü kaybedeceğinden dolayı arkadaşlar doğal olarak A seçeneği kaçılmaz olacaktır diyoruz. Bu doğru da doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Karlofça Anlaşması'nın Podolya ve Ukrayna Leistan'a verilecektir. Dalmatça kıyıları ve Mora Yarımadası Venediklere bırakılacaktır. Banat Yaylası ve Temeşvar hariç Maceristan ve Erdel Avusturya'ya verilecektir. Hükümlerinden hangileri Osmanlıların Akdeniz'deki egemenlik alanının daraldığının göstergesidir. Karlofça Anlaşması ne zaman imzalanmıştı? 1699 yılında. Verilenler anlaş arkadaşlar şu anlaşma maddeleri doğrudur. Ama bize bu anlaşma maddelerinin özel bir çıkarım istiyorlar. Osmanlı'nın Akdeniz'deki egemenliğinin daraldığı ile ilgili. Bu bağlamda baktığımızda Podolya ve Ukrayna arkadaşlar Akdeniz'e alakası yoktur. Dalmatya kıyıları ve Mora Yarımadası Akdeniz'in kenarında olduğu için ve Osmanlı Devleti buraları kaybettiği için tabi Osmanlı Devleti'nin egemenlik Alanın daraldığı söylenebilir ikiye göre. Barat Yaylası ve Temeşvar Harici, Macaristan, Erdel, Avusturya bırakılacak. E buralarda Balkanlardaki yer olduğundan dolayı Akdeniz'le bir alakası yok. O yüzden de arkadaşlar bunu da alamıyoruz. Yalnız iki B seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. 17. yüzyılda Avusturya ile yapılan Zitvatorok Anlaşması'nda Avusturya kralının Osmanlı padişahına denk hale geldiği kabul edilmiştir. Bu durum diplomasi, uluslararası ilişkiler merkezi otorite alanlarının hangilerinde değişim yaşandığının kanıtlar niteliktedir. Evet, 17. yüzyılda Avusturya İmparator Osmanlı Sadrazamına denk oluyor. Daha önceden 1533 İstanbul Antlaşması'nda nasıldı? İstanbul Antlaşması'nda şöyleydi. Bizim Arşidük eşit. Arşidük yani Avusturya Kralı eşit. Bizim sadrazamımızdı. Yani onların bir numarası bizim iki numaramıza eşitti. Ama artık Zitvatoruk Antlaşması 1606'dan itibaren eşitleniyorlar. Ee, Arşidük eşit ne oluyor? Padişah. O ee, hangi alanlarda bir değişim yaşanmıştır diyor. Diplomasi. Hangi diplomasi de? Uluslararası ilişkiler diplomasinde. Zaten bir ile 2 aynı doğrultuda cümleler. Ve bu olan olay dışarıya karşı olduğu için arkadaşlar merkezi otoritede içeriye karşı bir gelişme olduğu için bunu alamıyoruz. 1 ve 2'yi alabiliyoruz. Doğru seçeneğimiz o yüzden C seçeneği. Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti'nin Avrupa devletleri karşısında geniş çaplı toprak kaybına uğramasının Avrupa devletlerinin ham madde ve pazar kaynaklarına hakim olma, Türkleri Avrupa'dan ve Karadeniz'den denizlerden uzaklaştırma, Balkanlar ve Avrupa'da dini birliği sağlama politikalarından hangilerine ağırlık vermelerine ortam hazırladığı savunulabilir. Sorumuza dikkat ettiğimizde sorumuz Karlov Çanlaşması 1699 ile ilgili. Bu bağlamda baktığımızda hammadde ve pazar kaynaklarına hakim olma dinlemez. Avrupalı devletleri açısından neden? Çünkü hammadde ve pazar kaynakları 1750 li yıllardan sonra sanayi inkılabından sonra olacaktır. Oysa bu soru Karlov anlaşması ile ilgili çok daha önce sanayi inkılabından önceki bir zaman dilimi ile alakalı olduğu için bunu alamıyoruz. Türkleri Avrupa'dan ve denizlerden uzaklaştırma İkarlovç anlaşması artık Osmanlı Devleti'nin gücünü kaybettiğini ve yenilebildiğini, yenilebildiğini anlayan Avrupalılar birlik olacaklardır ve Türkleri Balkanlarına atmak için ne yapacaklardır? Haçlı seferlerine başlayacaklardır kendi aralarında yine. Buna ulaşabiliriz. Balkanlar ve Avrupa'da dini birliği sağlama bu ifade yanlış arkadaşlar. Çünkü artık 1699 yılına geldiğinde Avrupa'da reform marketleri olmuştu. bir kısım Avrupalılar Katolik'te kalırken bir kısmı Protestan, bir kısmı Anglikanizm vesaire vesaire değişik Hristiyan dinlerine girmişlerdi. O yüzden de birliği sağlama söz konusu olamaz. Çünkü ayrılmaları daha yeni olmuştu. Bunu da alamıyoruz o yüzden. Yalnızca B seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Lehistan'ın 17. yüzyılda Erdel ve Boğda'nın iç işlerine karışması ve Osmanlı himayesi altında yaşayan Ukrayna kazaklarına saldırması Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında 1620 ve 1672'de savaşların yaşanmasına neden olmuştur. Buna göre Osmanlı Devleti hakkında Avrupa'daki hakimiyetini tehdit eden politikalarla karşılaşmıştır. Himayesi altında milletleri koruma siyasetini 17. yüzyılda da devam ettirmiştir. Lehistan'ı yenilgiye uğratarak Batı'da en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Avrupa'daki hakimiyetini tehdit eden politikalarla karşılaşmış mı Osmanlı? Karşılaşmış. Örneğin, örneğin Lehistan Osmanlı devletine ait Erdel ve bu odanın içlerine karışması, Osmanlı'ya ait bu beldelerin içlerine karışması nedir? Bir tehdittir yani bunu alabiliriz. Himayesi alttaki milletleri koruma siyasetini 17. yüzyılda da yine devam ettirmiştir. 17. yüzyılda zaten şu yaşanan gelişme dolayısıyla ne diyoruz? Eee altında yaşayan Ukrayna Kazaklarına saldırıyor Osmanlı devletinin himayesinin altında olan. Demek ki Osmanlı devlet himayesinde olan Kazakları farklı milletleri koruyor. Buna da ulaşabiliriz. Kime karşı? Leistana'ya karşı. Leistan'ı yenilgiye uğratarak Batı'da en geniş sınırlarına ulaştığına dair yani savaşın sonucuna dair bir gelişme var mı? Yok arkadaşlar. Buna ulaşamayız. 1 ve 2 C seçeneğimiz doğru seçeneğimizdir. Girit adasının kuşatılmasına 1. İbrahim döneminde 1645'te başlanmış. Ancak Girit 4. Mehmet zamanında 1669'da fethedilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Girit adasının fethedilmesinin uzun yıllar almasında Girit'in savunmasının kolay bir ada olması, Osmanlı deniz gücünün zayıflamış olması, Kırım Hanlığı'nın gerekli askeri yardım yapmaması durumlarının hangilerinin etkili olduğu ileri sürülebilir. Evet Girit'in savunmasının kolay bir ada şeklinde olması, etrafının denizlerle çevrili olması, denizlerle çevrili olması Osmanlı'nın kara kuvvetlerinin buraya saldıramamasına sebep olmuştur. Sadece denizden asker gönderebilmiştir. E dolayısıyla etrafın denizlerle çevrili olması Osmanlı'nın kuvvetlerinin yarısını deniz kuvvetleri kullanabilmesini sağlamıştır. Bu da kuşatmanın uzun sürmesine ayrı bir etkendir. Osmanlı deniz gücünün zayıflamış olması ki deniz gücü baktığınızda şu verilen tarihler Osmanlı devleti için arkadaşlar duraklama dönemi hatta artık duraklamanın da sonuna giriliyor. Gerileme dönemine doğru yaklaşılıyor. Yani gücü iyice zayıflıyor. Bu yüzden de burun dibindeki adayı 25 yılda zor alıyor. Kırım Hanlının gerekli askeri yardım yapmaması. Arkadaşlar burada Kırım Hanı'ndan herhangi bir askeri yardım alınmamıştır. Dolayısıyla bu verilen bilgi kutsal ittifak savaşları Carlos savaşı öncesi kutsal ittifak savaşları kutsal ittifak savaşları ile ilgili bir bilgi bu burayla alakalı değil o yüzden bunu alamıyoruz arkadaşlar e, 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır diyoruz. Karlofça Anlaşması'nda Banat Yaylası ve Temeşvar hariç Macaristan ve Erdel Avusturya'ya bırakılacaktır. Mora Yarımadası ve Dalmatya kıyıları Venediklilere verilecektir. Podolya ve Ukrayna arazileri Sana bırakılacaktır. Hükümleri yer almıştır. Bu hükümlerin Osmanlı Devleti ile ilgili çok uluslu yapının oluşması, egemenlik ve hakimiyet alanının daralması, Balkanlarda ve Avrupa'da otoritenin sarsılması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir. Evet Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıda Karrofçu Anlaşması'nın hükümleri, maddeleri bahsedilmiş arkadaşlar. 1699'daki. Çok uluslu yapının oluşmasına ortam hazırlar mı? Hayır. Tam tersine artık Osmanlı Devleti'nin çok uluslu yapısının zayıflamaya başladığının göstergesidir. Zayıflamaya başladığının göstergesidir. Çünkü farklı milletler tek tek Osmanlı'dan çıkıp gidiyor. Buna ulaşamayız. Egemenlik ve hakimiyet alanının daralması bakın zaten birçok toprak kaybetmiş. Dolayısıyla egemenlik ve hakimiyet alanı daralmıştır. Balkanlarda ve Avrupa'da otoritesinin sarsılması, egemenlik alanını daha çok Balkanlarda ve Avrupa'da kaybettiği için otoritesi de zaten sarsılmıştır Osmanlı'nın. O yüzden 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak Devletleri arasında imzalanan Karlofça Anlaşması'nda Banat Yaylası ve Temeşvar hariç bütün Macaristan Avusturya'ya Podol ve Ukrayna Lehistan'a ayrıca Dalmatya kıyıları ve Mora Yarımadası Venedik'e bırakılacaktır. Hükmü yer almıştır. Buna göre Osmanlı Devleti milliyetçiliğin yıkıcı etkisi altına girmiştir. Osmanlıların Ege Denizi ve Avrupa'daki hakimiyeti sarsılmıştır. Karrofç Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin teşkilatlanma süreci hızlanmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bu bağlamda baktığımızda Osmanlı Devleti milliyetçiliğin yıkıcı etkisi altına girmiştir ifadesi yanlış. Çünkü henüz bize bahsetilen olaylar 1699 Karlov Anlaşması'ndaki zaman diliminden bahsediyor. Milliyetçiliğin dünyayı kasıp kavurması 1789 Fransa İhtilali ile ne olacaktır arkadaşlar? Çıkacaktır diyoruz. O yüzden arada çok uzun bir zaman olduğu için bunu alamıyoruz. Osmanlıların Ege Denizi ve Avrupa'daki hakimiyeti sarsılacaktır. Çünkü neden? e, ee, Mora Yarımadası ve arkadaşlar Dalmatça kıyıları nerededir? Özellikle Ege Denizi'ndedir nedir diyoruz. Mora Yarımadası biliyorsunuz Yunanistan arkadaşlar. Yunanistan da bugün. Dolayısıyla buraların kaybedilmesi Osmanlı Devleti'nin Ege Denizi'ne hakimiyetini sarsacaktır. E, yukarıda baktığımız Banat Yaylası ve Temeşvar Harit bütün Macaristan'ın Avusturya'ya verilmesi, Podolya ve Ukrayna'nın yine Lehistan'a ayrıca verilmesi, bu toprakların da Avrupa'da olması ve Osmanlıların burayı kaybetmesi egemenin sarsılmasında ayrı bir etkendir diyoruz. Karlofş Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin teşkilatlanma süreci hızlanmıştır ifadesi yanlış. Çünkü artık Osmanlı Devleti'nde reform hareketleri bir ifade, başka ifadesiyle ıslahatlar başlayacaktır diyoruz. O yüzden bunu da ulaşamıyoruz. Cevabımız yalnız 2B seçeneği olacaktır diyoruz.